Kayıt dışı iktisattan herkese merhabalar. Bu yayının başlığı birazcık ilginç. Depremdeki kayıplarımızın trafik kurallarıyla ne ilgisi var? Başlıklı bir yayın. E tabi bir de burada bir iktisatçının bu konuda ne söyleyeceği olabilir ki diye de düşünülebilir. Anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Daha evvelden bununla ilgili bir yayın yapmıştım aslında. Kayıt dışı ekonomiyle ne ilgisi var trafik kurallarının diye. E bunu biraz daha depremdeki kayıplarımıza yöneltebiliriz diye düşünüyorum. E çünkü maalesef ve maalesef Türkiye uzunca bir süredir ee, mış gibi ülkesi aslında. Yani bazı şeyler hep yapılıyormuş gibi, anayasaya uyuluyormuş gibi, kurallara uyuluyormuş gibi, yasalara uyuluyormuş gibi, deprem yönetmeliğine uygun evler yapılıyormuş gibi. Hep böyle devam ediyor. Ee, bunun tabii ne ilgisi var? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu aslında birazcık e, İngilizce'de legal uncertainty denilen hukuksal bel belirsizlik kavramıyla alakalı olan bir şey. Ee, yani işte hukukun aslında ekonomiyle, iktisatla kesiştiği bir alan var. Belki duyanlarınız vardır. İşte i̇ktisat ve hukuk diyelim veya hukuk ve iktisat diyelim. İngilizcesi Law and Economics. Bunun dergileri var. İşte Amerika'da var, Avrupa'da var. European Journal of Law and Economics mesela çok saygın bir dergidir. Keza e, Amerika'da belli hukuk dergileri de hep böyle ekonomiyle ilintili makaleler de yayınlarlar. Burada ee, tabi ekonomik açıdan ekonomik farklı boyutları olan bir konu legal uncertainty sadece tabi hukuka dayalı boyutları da var ona bakmak lazım ama e, legal uncertainty hukuksal belirsizlik İşte bu da tabi bir noktada bir yasaların belirsizliğiyle ilgili olabilir veya ki yasalar her ne kadar e, tanımlı belirli bir şekilde tanımlı da olsa bunların uygulanabilirliğiyle ilgili belirsizlik olabilir hemen bir örnek verelim İstanbul'dan trafik kuralları ile ilgili örnek zaten yayının başında trafik kuralları ile ilgiliydi hatırlarsanız ee, işte İstanbul'da hafta sonları özellikle Boğaz kenarında aslında pek çok diğer mahallelerde de öyle ama hani Boğaz popüler bir yer olduğu için hafta sonları o yüzden söylüyorum özellikle. Ee, çok sayıda işte araçla insan geliyor ailesiyle beraber gezmek için, temiz hava almak için belki işte kafelere, restoranlara gitmek için ve araçlarında park yasağı olan yere park ediyorlar veya hafta içleri okul çıkışlarında devlet veya özel fark etmiyor Yine park yasağı olan yere verilerin çocuklarını okula bırakırken veya çocuklarını okullara alırken park ettiklerini görüyoruz. Ve tabii gün içerisinde de pek çok yerde ee bu işte ne double parking mesela çift sıra araba park etme, işte kaldırımı araba park etme, yangın musluğunun önüne araba park etme, yaya geçtiğinin üzerine araba park etme. Yaya geçtiğinde zaten hani çok fazla bir riayet yok ülkemizde genelde. bu tip şeyler. Şimdi bunların ne alakası var diyeceksiniz. İşte bu aslında biraz kuralların uygulanmamasıyla alakalı. Ya veya uygulanmasının belirsiz olmasıyla alakalı. Yani kurallar var. Trafik kuralları yok mu? Var. Belki de hatta dünyada e, hani işte standart belli trafik kuralları var. Ülkemizde de bunlar var. E, yasalarda, yönetmeliklerde e, bunlar belirli. Cezaları da belirli. Hatta bayağı da yüksek cezası var e, pek çok e, trafik kuralına uymamanın. İşte bu genelde hız vesaire kamerayla uygulanıyor ama diğerleri pek uygulanmıyor. İşte kaldırma araba park etme veya e, şey, işte çarpı işareti konulan trafik e, park yasağının olduğu yerlere araba park etme. Yani dolu. Hani ben geçen gün de hatta bir e, Çengelköy çarşıda bir polis memuruyla, trafik polisi memuruyla konuşuyordum. Çünkü e, tam yani çarpı işaretinin önüne araba park etmişti ve polis memuru da yanından yürüyerek geçti. Dedim niye ceza yazmıyorsunuz? Yani sonuçta bu yasaksa yasaktır. Değilse kaldırın o yasayla, buradan bu tabelayı kaldıralım, levhayı kaldıralım trafik levhasını. Herkes serbestçe park edebilsin. ya yani kaldırma park etmek serbest olsun veya park yasağı olan yere park etmek serbest olsun. Zaten doğrusu da bu. Uygulanamayacağın yani uygulayamayacağın yasağı koyma. Uygulayamayacağın kuralı koyma diye bir bir olgu vardır. Bu tamamen bununla alakalı. Eğer bir kuralı uygulayamıyorsan o kuralın uygulanmasıyla ilgili belirsizlik yaratma. Hiç uygulama hiç koyma daha iyi. Şimdi deprem yönetmeliği için de aynı şey geçerli. Deprem yönetmeliği var işte 1999 Gölcük depreminden sonra çok sayıda yönetmelik çıkartılmış. En son 2018'de çıkarıldığı söyleniyor. Muhtemelen İçeriği vesaire gayet kuvvetli. Binaların kalitesiyle ilgili, binaların yapılış koşullarıyla ilgili çok sayıda madde içeriyor ve bunlara uyulması gerekiyor. Güzel ama uyulmuyor. Çünkü bu denetlenmiyor. Bu e, yönetmenlikte yazan maddelere ne kadar riayet edilmediği belediyelere bırakılmış tabii. Belediyelerin işte imar müdürlükleri veya hangi müdürlükleri buna bakıyorsa buna doğru düzgün bakmıyorlar. Yoksa yasada bir şey yok. Yani aslında yasama organının yapacağı bir şey yok belki de. İş uygulamada kalıyor Yani biz uygulamada sınıfta kalıyoruz. İşte bu trafik kurallarını uygulama, uygulamadığınız zaman örneğin veya işte ne bileyim ben vergiyle ilgili bir şey uygulamadığınız zaman veya deprem yönetmeniyle ilgili bir şey uygulamadığınız zaman bu noktaya geliyoruz. Belki hafta sonu ailemizle gezerken kaldırıma park etmek e, sizi çok rahatsız etmiyor. Çok sayıda insanı belki rahatsız etmiyor. Belki işte engelli bir e, işte e, tekerlekli sandalyeyle kaldırımdan geçmek zorunda olan bir insanı sadece rahatsız ediyorsunuz. O da çok fazla sizi ilgilendirmiyor belki ama işte depremde çok daha fazla sayıda insanı... E, insana zarar veren bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de burada bir şey daha var aslında. Bununla ilgili çok sayıda literatür var. Bakabilirsiniz hukuk literatürü, hukuk ve ekonomi literatürü. E, bu aslında bir eşitsizlikle yaratıyor. Yani, yani bu kurala, yasaya uyanla uymayan arasında. E, çünkü uymayan ve bundan dolayı ceza görmeyen bir ek fayda sağlamış oluyor aslında kendine. Tabi depremde evi yıkıldıysa ve altında kaldıysa o fayda toptan gidiyor. Ama genelde maalesef evi yapanlarla enkazın altında kalanlar arada aynı kişiler olsa da maalesef çoğunlukla aynı kişiler olmuyorlar. Ee, ve bundan kurtuluyor. Es yani arabayı oraya park ediyorsunuz ve e, kaldırma park ediyorsunuz veya trafik e, park yasak olduğu bir yere park ediyorsunuz ve siz sorun yaşamıyorsunuz. Ben park etmiyorum. Gidip paralı otoparka park ediyorum. Ve ben aslında o ödemeyi yapıyorum. Siz yapmıyorsunuz. Bu da aslında bir e, eşitsizlik yaratıyor. Adaletsizlik zaten yaratıyor ayrı mesela. Bir de eşitsizlik yaratıyor. Bu tabii belki çok büyük bir eşitsizlik olmayabilir. Gelir dağılım eşitsizliği gibi ama mesela vergi kaçırdığınız zaman da vergi kaçırdınız ve yanınıza kar kaldı. Ben kaçırmadım ve ödedim tabii gelir eşitsizliği de yaratıyor bir noktada. Başka noktalarda da işte ne bileyim ben yolda gidiyorsunuz, e, emniyet şeridini kullandınız ve ceza yemediniz. Ben kullanmadım ve tabi eşitsizliği yaratıyor. Ben gideceğim yere sizden daha geç varıyorum. Siz kurallara uymayarak daha erken varıyorsunuz. Bu ciddi bir eşitsizliği yaratıyor. Regresif aslında kurallara uyum Legal uncertainty is regressive denir. Yani e, işte nasıl bizi adaletli bir veya işte eşitlik yaratmak isteyen bir vergi sisteminde progresif olması lazım. Yani yüksek vergi grupları ve yüksek gelir gruplarına daha yüksek vergi konması, düşük gelir gruplarına daha düşük vergi konması lazım. Ee, bunun tam tersi de regresif sistemler. Yani ki aslında bütün hemen hemen bir pek çok ülkede progresifdir gelir vergi sistemleri. Şimdi regresif aslında kötü bir şey. Yani tam tersine siz ee, daha düşük gelirliden daha yüksek vergi alıyorsunuz. Regresif onu kastediyor mesela vergi sistemlerinde. İşte aslında yani legal uncertainty, de, hukusal belirsizlik de böyle bir şey. Yani uzun lafın kısası aslında şuraya, şu noktaya gidiyoruz burada ciddi derecede hakikaten bizim kuralların uygulanmasına ihtiyacımız var. Kurallar iyi, anayasa, hadi tabii ki eksikleri vesaire falan var. Hani işte başkan yardımcılığı, cumhurbaşkanı yardımcılığı tanımı yapılmamış. O yüzden böyle bir mudaklık var vesaire falan ama aslında kağıt üzerinde pek çok şey iyi. Anayasa, yasalar, işte demokratik, layık bir sosyal bir hukuk devletiyiz değil mi? i̇şte... Yasalarımız, pek çok yasa zaten aslında Avrupa'dan alınmış belli ölçüde veya başka ülkelerden alınmış. E, belli açılardan aslında hakikaten de yeterlik sahibi yasalar. Yönetmelikler keza belki öyle. Tabii ki değiştirmesi gereken hususlar, noktalar olabilir ama bunların uygulanması meselesi aslında bu kısa vadede çözülecek bir şey değil maalesef aslında. Biraz sosyal e, işte, sosyolojik boyutu var, kültürel boyutu var, tarihsel boyutu var. Maalesef bu coğrafya belki de veya bu ülke e, bu yasaların uzunca bir süre e, uygulanmasının belirsiz olduğu, kişiye bağlı olduğu, e, işte yönetimle bağlantınıza göre veya yakınlığınıza, uzaklığınıza göre olduğu bir coğrafya olmuş. Ve aslında biz de bunun ceremesini çekiyoruz. Ee, özetle söylemek istediklerim bu kadar ve bunun ve bir bilimsel arka planısu da var. Ee, ve bununla ilgili aslında çalışmalarda, yeni çalışmalarda yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle hukukçular ve iktisatçılar veya davranış bilimcileri ile e, ortak çalışmalar e, hakikaten en azından ülkemiz e, özelinde ihtiyacımız diye düşünüyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Beni teşekkür ediyorum ve hepinize kayıt iktisattan iyi günler diliyorum.